Birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Yok yok efendim. Üzülme, bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor. Siyasetin gereği olur. Efendim önemli olan Celal Bey gibi dostlarımız, duygularımız gibi önemli olan herkes doğru bildiğini söylüyor. Saygıda, sevgide eksiklik göstermemek. Görüşmek üzere. Anlayışla karşılıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi öyle şey bir parti değil. Hani MHP gibi otur hep birlikte otur, kalk hep birlikte otur. Ama partinin politikalarına karar veren Merkez Yönetim Kurulu, grup başkan vekillerimiz olarak bizim verdiğimiz karar doğrudur. Şöyle ki doğrudur. Biz makama saygıyla karşılık ve anayasada tarafsız olduğu yazıyor. Bir cumhurbaşkanını anayasaya uygun şekilde biz karşıladık. Konuşması tarafsızca olsaydı giderken de uğurlardı. Ama konuşması bir parti genel başkanı konuşması olduğu için her ne kadar üslubunda itiraz edeceğimiz, kavga edeceğimiz bir kısım yok. Ama içeriği çok tartışıyor. Ama bir genel başkan konuşması oldu. Bir tarafsız cumhurbaşkanı konuşması değil. O yüzden de giderken uğurlamadık. Yerimizdeydik. Bizim makama saygı noktasındaki ifademiz dünden bugüne kurulmuş değil. Benim yıllardır savunduğum ve 5 Kasım kongresinde de söylediğim, sadece o değil, hem müzakere hem mücadele, sadece o değil, yurt dışında çok sıkı temaslarla bu ülkeyi CHP yönetebilir algısını güçlendirmek. O yolda gidiyoruz. Bir tutarsızlığımız olmadığı için hiçbir tereddütümüz yok. Gitgide de o bizim partimizde farklı düşünenler hep oldu olacaktır. Ama bu kadar sert bir konuda bile, kolay bir şey değil, farklı düşünenlerin sayısı çok azalmış durumda. Geçmişte daha çoktu, daha çoktu. Ve ben o arkadaşlarımızın hiçbirini ayırıp da onlara kötü demem. Ama diğer arkadaşlarımıza da kötü dedim. Normalleşmenin karşılığı var. CHP yönetiminin genel merkezi. Hakikler iyi geliyor galiba. 31 Mart akşamı televizyon izlediniz mi? Nasıldı? İzlemedim ben. Herkes beni izledi. Televizyondaydım. Şimdi normalleşmenin karşılığı var. Anket geliyor. Herkes anketleri görüyor. Ama bize de faydası var, Türkiye'de faydası var. İnsanlar normalleşme diye atılan adımların kuru kavga yerine kendi derdinin konuşulması olduğunu gördüler. Emekli mitingi, emekçi mitingi, akılmayan öğretmen mitingi, çay mitingi, fıstık mitingi, fındık mitingi, buğday mitingi, Manisa'da tarım mitingi ve daha niceleri yani işte toplam 10-11 tane miting. Eskiden yerel seçim yapılır, 2,5 sene miting yapılmaz. Şimdi 10 ayda 11 tane miting yapmışız. Ve bunun bir karşılığının olduğunu sahada görüyoruz, miting meydanlarında görüyoruz. Anadolu'dan gelen bu grup milletvekilleri normalleşmeden parti zarar görüyor olsa bugün bu tutumu mu takılıyor? İşte Kayseri milletvekili burada. Bir sorun daha var, bir sorun daha var. Yıkılıyor. Anketlerde 31 Mart gününden önce %31 Mart'ın hemen sonrasında %31 erken seçim talebi varken en son %56 okudum ben. Yani siz ne okudunuz bilmiyorum çünkü anketten ankete fark ediyor. Ama %50 civarında bir erken seçim talebi var. Bu talep yükseldikçe siyaset toplumdan gelen sese kulaklarını bir yere kadar koyabilir. Ondan sonra bunun karşılığını, cevabını vermek zorunda. Biz bu talebi yükseltiriz. Erdoğan gelecekse zamanında seçim olacak diyorsa ben bir daha yokum artık diyor demek ki. Emeklilik tercih ediyorsa kendi tercih ama biz onun için bir erken emeklilik planımız var. Öyle onun dediği 5 yılın sonunda değil. 2,5 yılda ya gelsin seçimi yapalım ya da ondan sonrası başka bir bahis. Ama Türkiye'de bugün herhalde değil mi? Türk İş açlık sınırını 19 bin lira açıkladığı noktada sen asgari ücreti 17 bin lira yapıyorsan bu temel ücret olursa bütün işçiler açsa sen nasıl erken seçime gireceksin?
Direnmeyecek. O direnebildiği kadar direnmeye çalışacak. Biz de zorlayabildiğimiz kadar zorlamaya çalışacağız. Onları biraz önce uzun cevapladım. Şöyle, 2026 süresini kadar süreliyorsunuz ama siyaset Erdoğan çıkıyor. 2027'de yapalım dediği zaman o şartlarda hani buna siz karşınızda şöyle dedim, ben gelecek sene Kasım ayında bir seçim yaptırabilmek için gayret ediyorum. Ama o seçim gerçekleşmezse, ardından yeni bir siyasi düzlem oluşursa, tabii ki bugünden o gün için bir şey söylemek zor. Yani bugün söyleyip de herhalde şöyle bir şey var. Yani geçen gün işte çok uğraşmış Sabah gazetesi Özgür Özel Türkiye'yi eleştiriyordu demiş, koyduğu şey Türkiye'nin yani Türkiye'nin yurdunu, Türkiye'ni eleştiriyorum. Sanıyor Türkiye'ni eleştiriyor. Özgür Özel'in dünden bugüne bir siyasi tutarlılık içinde olmayan bir açıklamasını işte bulsa sabah bulabilmiş. Bir de şakasına bir tane şeyimiz vardı bizim. Partinin filmi vardı. CHP'ye oy verdiğinde çiftçi hangi destekleri alıyor, vermeyen hangilerini alamıyor. Onun farkını 5 yılda bir traktör kazandırdığını söyledik. Halen daha bana traktörü ver diyorlar. Yani bulabildikleri buysa mesela çok mutluyum ben. O yüzden ileride çelişkiye düşecek bir yanıtı bugünden söylemek istemem. Ama bu ülkenin gündeminde geçim var. Bu geçimle ilgili sorunları çözmedikleri için kaçınılmaz olarak seçim olacak. Ben teşekkür ederim.